doesn't leave here alive. Get ready. This is for soap. Do soft. Muhtemelen şimdi makarayı. O ağır zırhlılara giyinmiş durumdayız. Ve Makarov'u mekanına basıyoruz muhtemelen. Tabi oyunun grafik motorundan kaynaklanan bazı sıkıntılar da var yani. Bu da bir gerçek. Araba patlıyor, adamlar ölmüyor falan. En azından onları düzgün yapmalar lazım diye düşünüyorum. Yalnız neyse, erken konuşmamak lazım. İnsanları öldürmüyoruz. Sadece silahlı teröristleri öldüreceğiz. Yani herife sıkıyoruz artık. Öl daha. Positions waiting for us. 40 plus foot mobiles, SMGs and assault rifles. Enemy chopper closing on your position. One is heading for the roof. Probably going to Makarov. Shoot it down! Keep firing! Bu kadar da şanssız olur muyum sen? Nikolai, we need another lift. Copy, on its way. This won't hold much longer. Jump! Mikhail's chopper just touched down. He's heading there now. He's not getting away. Be careful. They're setting up barricades. Frog out! What's the choke you're in? Your arm is gone. Multiple threats to your right. Keep pressing with all my guns. At the restaurant. Keep pushing forward.
advance to your right. Keep pressing with all I've got. Chopper, run!
Evet arkadaşlar. Geldik geldik. Oyunun sonuna geldik. Yani şu oyunun sonunu şöyle hep can çekişerek bitirmek zorunda mılar ya? Şöyle adam akıllı aklı başında olup da şunları öldüremiyor muyuz? Modern Warfare 2'de de öyleydi. Modern Warfare 1'de de böyleydi. Can çekişme modunda. Sık 40 tane, 40 tane çık. Vur 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 Yahudi. Seni mahlukat. Evet işte bu hak etti. Bu hak etti bunu yani. Müthiş bir sahne. Tek kelimeyle harika. Yani bu Modern Warfare serisinin son sahnesi. Modern Warfare 3'ün sonu da gayet başarılı bir şekilde bitirmişler. Görev tamamlandı. Makarov nalları dikti. Ve Modern Warfare serisi de bu şekilde son bulmuş oldu. Ve bundan sonra muhtemelen Call of Duty Black Ops serisiyle devam edecek. Öyle düşünüyorum. Oyunun kısaca değerlendirmesine gelince oyun artılarıyla, eksileriyle güzel bir oyun yapılmış. Gerçekten birincisi olsun, ikincisi olsun, üçüncüsü olsun hiçbir şekilde senaryo, oynanabilirlik, ondan sonra oyunun akıcılığı, senaryoyu insanın kendini kaptırması ve bir solukta oyunu hiç bırakmadan bitirilebilecek bir oyun. Yani sıkılmadan, başından hiç kalkmadan bitirilebilecek bir oyun. O şekil hazırlanmış, gerek senaryo olarak gerek oyunun içindeki action sahneleri olarak bunu verebiliyor oyun. Başarılı bir şekilde verebiliyor. Grafikler çok iç açıcı olmasa da bir Battlefield 3 oynadıktan sonra bu oyunu da oynadığımız zaman grafik olarak tabii ki insanı tatmin etmiyor. Bunu söylemekte fayda var. Bu bir gerçek. Gerçekten her yönüyle oyunun kontrolleri başarılı. Battlefield'da kombinasyon tuşları sıkıntı çıkartabiliyordu. Oyunun akıcılığını da engelliyordu. Fakat Call of Duty belki kombinasyonlar gerek oyunun akıcılığını da bozmuyor, gerekse kullanış açısından da daha rahat. Oyunun sesleri, müzikleri çok güzel. Sesleri de çok güzel. Oyunun müzikleri de gayet iyi. Mekanlarına göre hazırlamış oldukları müzikler çok başarılı. Mekanlara göre çok başarılı müzikler hazırlamışlar. Burada en büyük eksik bu oyunla diğer serilerde işte araç kullanabiliyorduk. Helikopter olsun vesaire gibi araçları. Bu Modern Warfare 3'te öyle bir imkanımız olmadığı için biraz dezavantaj görüyorum. Oyunun Battlefield'a göre silah çeşidinin fazla olması artı bir puan. Ayrıca silah detayları
Battlefield'a göre daha başarılı diyebilirim. Oyuna eklemiş oldukları işte NPC'lerin yaralanma halleri, bunlar ekstradan Modern Warfare 3'te görebileceğimiz hadiseler. Ekstradan yaralandıkları zaman can çekişme vaziyetinde bile size ateş etmeleri vesaire. Oyunun göze batan yeniliklerinden diyebiliriz. Kesinlikle müthiş bir oyun yapmışlar. Battlefield'daki atmosfer, savaş atmosferi, ses sesler daha iyi diyebiliriz. Yani müzikler, Call of Duty'nin müzikleri daha başarılı, daha iyi. Fakat atmosfere ait ses efektleri, sesler Battlefield'ın daha başarılı diyebilirim. Kısacası Call of Duty her zamanki gibi yapacağını yaptı ve güzel bir şekilde seriyi bitirdi. Bence bir Call of Duty'nin bundan sonra yapacağı en önemli düzeltme grafiksel olması lazım. Mevcut grafik motorunu yıllardır kullanıyor. Bu grafik motorunu değiştirmesi kendi menfaatine, kendi yararına olacak diye düşünüyorum. Ha, grafik motorunu bu şekilde kullanmalarının sebebi de en büyük sebebi bence daha fazla kullanıcıya hitap edebilmek. Ve satışlarının etkili olmasının en büyük sebebi kullandıkları grafik motoru. Çünkü düşük makinelerde de çok rahat bir şekilde çalışabilecek bir sistem özelliklerine sahip. Bu sebepten dolayı bu satışını etkilemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de düşük konfigürasyonlu makinalarda da çalışması, bu satış rakamlarını etkilediği bir gerçek. Battlefield ise daha fazla, daha iyi bir sistem istediği için insanların da tercih sırasında kendi sistemlerine göre oyunu alıp almamaları etkiliyor diyebiliriz. Benim çevremde en azından birçok arkadaş makinesi yetersiz olduğu için Battlefield 3'ü almadı. Alsa bile hayal kırıklığı yaşadı. Akıllıca bir strateji yaptı ama bu stratejinin sonu geldi diyebilirim. Yani bizim şahsen sistemimiz gayet iyi, gayet başarılı bir sistemimiz var. Ben Battlefield'da öyle bir grafikler gördükten sonra gerçekten Call of Duty'nin bazı bölümleri böyle çamurdan bir oyun gibi geldi. Bazı bölümlerinde öyle bir his oldu. Buna da yapabilecek bir şey yok. İnşallah daha iyi grafiklerle, daha iyi oyunla Call of Duty serisinin bir başka serisinde görüşmek dileğiyle diyorum. Bir başka oyunda görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Son ekleyeceğim nokta, belki tekrar etmiş olacağım ama oyunun gerçekten oyun atmosferi, akıcılığı, senaryolar tek kelimeyle muazzam, muhteşem Call of Duty'nin. Call of Duty'nin en büyük özelliği, en büyük artısı bence burada bu noktaya giriyor. Battlefield'a göre gerek senaryosu, gerek atmosferi, gerek oyun içindeki akıcılığı Battlefield'den kat kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunları da ekledikten sonra bir başka oyunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.